Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ı, Minecraft'ı, yani Minecraft'ı daha fazla Minecraft'ı var mı like etmeyi. Şimdi ne yapacağız? Aslında çok bir şey yapmayacağız. Geçen bölüm sesimi kapalı unutmuşum. İlk 12 dakika, 15 dakikaydı. Çoğu kişi ne olduğunu anlamadı. Şimdi bu kılıcı ben nasıl aldım diye bir soru geldi. Tabi bu ileri ben bastım da 22 vuruyor şu an, bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar bu kılıç normal craft'ı yok. Ve sunucu da şu an sadece bende var galiba. Yani aldıysa da yeni birileri almıştır. Normal sadece kanlı Türk'te vardı. Craft yok. Sonra Tugay bir kampanya yaptı. Sunucuya krediyle getirdi. Ben de krediyle alan bir adamdan satın. Yani olay bu. Bazı kişiler hile mi yaptın falan diyor. Bakın da. Şu an büyük ihtimalle Discord ekranını görmüyorsunuz ya. Bir saniye. Hemen bulalım. Hemen şu yazıyı size de bir kopyalatacağım. Şu an siz büyük ihtimalle ekranı görmüyorsunuz ama. Ben kayıtta da bakarım buraya görmüyor musunuz diye. Yazıyı kopyalıyor. Şöyle arkadaşlar. Sadece 150 kredi diye yazalım. Şimdi bak. Ben bunu yazdım da şey. Tugay da yazdı. Şey. Biraz sunucunun reklamını yapıyoruz. Hatta adam o kadar inat ettim ki anca oldu öyle. Şimdi 45 günde TKT'de devip 90 kredi ediyor. Şeytan çekici 20 falan. Maestri, yani bu kılıç da var artı. Craft yok zaten. Tek başına onu kusurlar. Evet. Şeytani kazma. Sınırsız ant ve sınırsız nektar. Artı 3 köylü arkadaşlar. Yani bunun toplam değeri size şöyle söyleyeyim. Kılıç saymasak şunu. Kılıcın teknik olarak bir kredi şeyi yok. Çünkü craft olmadığı için çok bir değer biçemiyoruz. Normalde 2 gizem cevher ama yani şey olmadığı için craft olmadığı için değer biçemiyorum şu an. Değerli ama. Tamam. Buradan 110 desek. Önönönönön. 130. Buradan 17 çıkıyor. 147. 3 köylü daha. 167 ama kılıç hariç. Kılıcı sağırsak 200'e çıkar bence. Yani aşağı yukarı 200 ediyor arkadaşlar. Normal fiyatı büyük ihtimal çünkü kılıçsız hali yani normal şeyini geçiyor. Ki bu kılıç da bayağı değer. Şimdi arkadaşlar level'ımı sorarsanız ben gittim şeytani kazma biliyorsanız her kazdıkça bir XP veriyor. Ulan yarım saat kazdım, tamam mı? Kazdım koydum, kazdım koydum. 36 level yaptım. Gittim süpürücü kenar 2 bastım hızlı olsun diye. Allah kahretmesin, işe yaramadı. Hala aynısı. 36 level boşa gitti. Bir de bunun için para da ver. Keşke bilseydim ya. Boşuna gitti o kadar şey. Bu arada dediğim gibi hile falan yok yani. Direkt şey bu videonun için çekiyorum zaten. Ve bu kılıç arkadaşlar 22 vuruyor, tamam. Biraz daha yavaş normal kılıca göre de. Buradan da Tugay'a sesleniyorum, tamam. Belki o yani plugin mod yani. Belki onu değil. Tamam, onu değil. Arkadaşlar, yani plugin onu değil belki ama yani craft'ı kaldırmayı biliyorsa bence hızı da arttırabilir. Şimdi mantıklı olarak şey yapıyorum, hani bu Wilderlight'dan falan daha güçlü. Mantık yani evet daha güçlü ama daha yavaş. Yani şöyle burada kredisi siz de alabilirsiniz. Şimdi şöyle bak. Şu kadar göstereyim. Sena ortalama bir kılıç işte bak. Gördüğünüz gibi yani. Anlatmaya gerek yok. Ya bu aşırı yavaş. Aşırı demeyeyim ama daha yavaş yani. Bence bunun hızlandırılması gerekiyor. Çok sanki bir özellik almaz çok. Tamam şimdi 22 vuran bir kılıç da şey yani ama oyuncuyla hani normal yaratık öldürürken tamam belki kolay ama mesela oyuncuyla PvP atarsan mesela bir oyuncuyla adam ben vuran adada ilk kere vuracak benim vuruşu geçecek gibi. Yavaş vuran hani daha fazla vuruyor belki. Ama yani bu arada büyük sularla 19 vuruyor. Tek içimini zaten şimdi gördünüz ya ben bir isterseniz F5'te de yapayım. Şu an sadece bende vuruyor. O yüzden bayağı değerli bir kılıç yine de hani seven de çok. Seviyorsan sebebi iyi çok. Evet gördüğünüz gibi. Güzel bir kılıç böyle mavi parlıyor falan. Normal sadece kamçıklı vardı sonra siteye getirmiş. Bir adam aldı. Daha oynama değil.
Captain Muho mu? Öyle bir şey. Captain Muho diye. İşte videoda da var da konuşmalar için şey yapamadım. Adamdan ben gittim. 10K artı bir gizemliği aldım. 10K'yı ben verdim de şey dedim. Hani ucuza gitmesin diyeyim çünkü hani tek bende olacağından artı bir gizemliği de hani verdim hediye gibi. İki gizemliğe denk gelmiş gibi oldu. Güzel, bence karlı bir şey oldu zaten. Kılıç güzel yani. Full büyüledik. Şu an bunu kullanıyoruz zaten. Wider Light'tan daha iyi galiba. Aynı. Yani büyü açısından pek bir fark yok ama. Vuruş açısından 5 fazla vurdu. Ya Discord'da ne yazıyorsunuz be arkadaş? Discord'dan mesaj yağıyor ya. Neyse evet arkadaşlar, dediğim gibi böyle abone olmayı unutmayın. Kılıcın yani olayı böyle. Hani hiçbir hile falan yok. Şu süpürücü kenarda ve oradan Tugay'a süsleniyorum. Ne olur şunun hızını arttırın ya. Bu ne abi, hıza bak. Açıkça konuşmam isterseniz çok yavaş. Yani böyle belli olmuyor ama yani. Çok yavaş. Ya yani bu kılıcın da hakkını verilmesi lazım yani, o kadar şey yani. Adam kredi alıyor onun için. Dükkanda bir değişiklik yok. Yine bilmiyorsanız bura benimkim bu arada. Benimki artık tanıyamaz oldum. Hepsi aynı. Böyle yani. 6 kat bir de zemin kat. İşte 7 kat. Burada ben buraları kiralarım. Bir şey koyarım. Şu an satacak mal yok. Şunlar da deli gibi satılıyor. Ofisinde setler falan. Hatta ben stoklara inerim. Neyse. Şimdi lafı uzatmayın. Bir ara yumurta da sattım da bende bayağı var diye. Aslında bayağı var. Abi ne yapıyorsunuz, alıp alıp mı koyuyorsunuz? Bu arada ben bu yumurta fiyatını artırsam. Ha, ben sadece elimden gitsin diye. Ya ben tek tek gidip satmaya uğraşacak adam değilim ya. Geldim götürdüm işte. Aslında satarım da. Fiyatı yükseltebiliriz aslında ya. Yok kalsın yani, fena değil gerçi. Fiyatının ne kadar bilmiyorum ya. Düştü diye hatırlıyorum ya. Lan! Aha! Seni efkileyeceğim artı videodayım. Bak 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 bak. Kim lan o? Dur dur dur. Adamın ismini almam lazım. Tugay lan, bu videoyu izle. Oğlum. Eymen oyuncu 888. Arkadaşlar bu yasaklı araba. Kaldırıldı oyundan. Şimdi arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Ben bu adamı bir sorgulayacağım. Yasaklı. Biraz espriyle de şey yapalım. Tutuk olsun. Tutuklusun değil de tamam. Seni Tugay'a söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar, bunu hak etmeyin. Büyük ihtimalle adam bayağı uzun süredir girmiyor. Söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar, bunu hak etmeyin. Neyse sorsanız aşağıda oradan da gelebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet.